Arkadaşlar, sen de bit kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çatlak kurabiye yapacağız. Kakaolu çatlak kurabiye yapacağız. Görüntüsü muhteşem, tadı nefis. Kurabiyemi yapmaya başlıyorum. Evet, sırasıyla unumu atıyorum karışıma. Kakao atıyorum. Ve kabartma tozuyla vanilini ben aynı yere koydum. Kabartma tozuyla vanilini atıyorum. Güzelce bir kurabiye hamuru elde edinceye kadar yoğuracağım. Vakit kaybolmasın diye ben hamuru yaptıktan sonra tekrardan sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar, hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi margarin attığım için margarinsiz yapılıyor aslında bu. Tamamen deneme yanılma yöntemiyle yapıyorum şu an. Yani değişik bir tatlı lezzet olsun istiyorum. Şu an dolaba kaldıracağım. 1 saat, 2 saat kadar dolapta dinlenmesini sağlayacağım kurabiyemi. Ondan sonra şekiller verip fırın tepsisine dizeceğim. Ve bakalım ortaya nasıl bir kurabiye çıkacak. Arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Dinlendikten sonra şu an şekil veriyoruz. Evet, ceviz büyüklüğündeki kurabiyelerimizi yuvarlak yuvarlak şekiller yaptık. Şimdi pudra şekerini buluyoruz. Güzelce tepsiye diziyoruz arkadaşlar. Kurabiyelerimizi pudra şekerine bandırdık, tepsiye dizdik. Önceden ısıttığımız, 170 derecede ısıttığımız, şimdi fırına vereceğiz. 15 dakika kadar fırında kalacak. Daha sonra çıktıktan sonra servis tabağına alacağız. Hemen fırına verelim ve pişmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, kurabiyemizi fırından aldık. Tabağa koyduk. Mükemmel bir görüntüsü var. Gayet güzel de çatladılar. İsmine layık bir kurabiye oldu. Çatlak kurabiyemiz. Üzerine isteyen pudra şekeri gezdirebilir. İsteyen bu şekilde de tüketebilir. Hepinize afiyet olsun. Sen de bil kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.